Herkese selamlar. Bu videoda Need for Speed benzeri arcade yarış oyunu olan Nightrunners Prolog'u oynayacağız. Hemen şöyle kariyerle başlayacağız. Zaten oyundaki şu anlık tek mod da bu. Oyunun adından da anlaşılacağı üzere şu anda Prolog, yani tam sürümde değil. Daha geliştirmeler oyuna eklenecek. Saatimiz 8'i gösteriyor ve 12 saat kaldı diyor. Kariyer moduna başladık ve telefon çalıyor şu anda. JB isimli biri aradı. Nasılsın? İsimsiz yarışçı Japonya'ya hoş geldin. Seni burada görmek çok güzel. Sana arabamı sürebileceğini söyledim. Ama arabalarımın hepsini sattım. Beni dinle. Orada bir tane garajda kutu var ve içinde ikinci el bir araba almak için yeterli miktarda para var. Şu anda gitmem gerekiyor. Sonra görüşürüz diyor. Gördüğünüz gibi kariyerde yürüme de var. Yani Need for Speed serisinden farklı olarak garajda yürüyebiliyoruz ve şurada Pride yazısı dikkatimi çekti. Bride'ın çakması. Her yerde Bride bizi bir şekilde buluyor. Siz bana kızıyorsunuz ama Bride beni buluyor. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle merdivenden çıkalım. Çık dayı. Kutu nerede la kutu? Bak şurada bir kutu var. Bu olabilir mi? Tamam. Parayı alalım. 818 bin yen paramız var. Evet, yine şimdi telefonumuza bir mesaj geldi. Bilgisayara git ve ikinci el kullanılmış olan araçları araştır bak diyor. Hemen şöyle bilgisayarımıza açacağız. Oo bak, yalnız burada illegal olaylar dönüyor belli. Kameralar falan, sigara içen adam. Suratı da böyle hani sansürlü. Enter diyelim, giriş yapalım. Bu arada oyun tamamen geliştirildiğinde, tam sürümü çıktığında doğrudan kariyer serisini bitiririz, oynarız. Bol bol arabada modifiye ederiz. Sizden ricam, videoyu beğenip eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece şu anlık bir tane araç var sanırım. Yok, bayağı var. Tamam. Fiyatları da yazıyor. Bizde ne kadar var? 818 bin yen var. Şöyle sırasıyla bir bakalım. Güzel araçlar varsa bakacağız. Nissan 180 SX var. Gördüğünüz gibi arkadan itişti. Diğer araçlara da bakalım. Bence 180 SX idealdir bu arada. Ama arabaların isimleri lisanssız. Onu da söyleyeyim. Bu da aynı değil mi? Bu da 180 SX gibi duruyor. Ki evet, bu da öyle ama hani belki daha da beygiri yüksektir falan, ya da daha az kullanılmış olabilir diyecektim ki öyleymiş zaten. Burada ne var? Yine aynı araç varsa artık bakmayacağım, en ucuzunu alacağım. Yine bir 180 SX karşıladı bize. Hemen şöyle altlara bir ineyim dayı. Yok mu farklı bir araba? Sanis Livisa. Aracın adı burada bu. Ki bu da gördüğünüz gibi aynı. En ucuz olanı alacağım dayılar ben. Sanırım buydu, 665 bin yenlik versiyonu alacağız. Araçların isimleri dediğim gibi sallamasyon ama modellemeler gördüğünüz gibi gayet gerçekçi. Hemen ilk aracımızı satın alalım. Diyor ki araban otomatik vites ve bu değiştirilemez. Tamam, olsun, öyle olsun. 665 bin yeni vermek istiyor musun? Evet. 153 bin yenimiz kaldı ve araban garaja eklendi diyor. Hayırlı olsun. Şöyle yavaştan garaja geri dönelim biz de. Evet, şöyle bilgisayarı bıraktık. Bu arada sesim hala kötü, kusura bakmayın. Arabamızı bir görelim. Yalnız rengi falan da gayet güzel. Jantlar bayağı tırışka. Hani en azından bir jant kapağı olsaymış iyiymiş. Motorda ve yağda sıkıntımız var gibi gözüküyor. Kırmızı işaretli şu anda. 202 beygir gücünde 1200 kiloluk ağırlığı var. Repair engine aynen şu anda tamir edeceğiz zaten. Ve 153 bin yen bütün paramızı istiyor, anasını satayım bu. Yapacak bir şey yok. Motor arızası bayağı sıkıntı bir şey. Kullanamayız aracı. Ve yağda değiştireceğiz şöyle. Tam da tahmin ettiğim gibi. Oyun gerçekten zevkli. Gayet güzel bir oynanışı var. Hani düşük bütçeli yapım ve şu anda Steam'de ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Customize diyor, bir bakalım. Modifiye seçeneklerinde muhtemelen zaten paramız kalmadı. Tüm parayı motor arızasına verdik ama şöyle buy parts'a bastım ve garaja, daha doğrusu modifiye dükkanına gittik. Hemen şurayı geçelim. Farlar var. 25 tane far seçeneği var. Hemen şöyle hızlıca geçeceğim. Yani günümüzdeki oyunlardan, hem Crew'dan, hem Forza'dan, hem Need for Speed'den daha fazla modifiye seçeneği var gibi duruyor. 72 tane tampon seçeneği var. Şöyle sırasıyla ilerlemeye devam edelim. Gayet güzel tamponlar var. Bak mesela şu gayet şık, güzel. Ama 150 bin yen. Modifiyeler bayağı pahalı gibi gözüküyor. Devam. Yani gördüğünüz gibi bayağı modifiye seçeneği var. Fazla vakit kaybetmeyelim. Diğer parçalara bakalım. Çamurluk seçeneğimiz var. Kaput
kaputlara bir bakalım. Yani 40 tane seçenek de burada var. Gerçekten bayağı detaylı modifiye seçenekleri var. Dikiz aynaları var. 8 tane koymuşlar. Yani Need for Speed Unbound'dan da Forza Horizon 5'ten de hepsinden daha fazla modifiye seçeneği var. Arka tampon. Bak bayağı merak ettim. Güzel seçenekler var. Devam. Bu arada öksürebilirim. Durumum şu anlık hala kötü. Kusura bakmayın öksürüp tıksırırsam. Gayet güzel seçenekler var ki aralarından en güzeli bence bu. 45.000 yen de ucuzmuş. Başka ne var? Arka çamurluk var. Önle aynı karbon fiber şeklinde ilerliyor. Stop lambaları 28 tane var. Yani resmen arabayı komple değiştirebiliyoruz. Tamam bunları da geç. Bagaj seçenekleri. Bak bu da bayağı değişiyor. Ama bu tırtmış mesela. Stok halde bırakmak bence daha güzel. Spoiler. 48 tane spoiler var. Hızlı hızlı geçeceğim. Dediğim gibi paramız yok. Şu anlık modifiye yapamıyoruz. Kariyer serisine başlarsak, seri olarak başlarsak orada zaten arabayı geliştireceğiz. Egzozlar var. Egzozları da hemen size şöyle göstereyim. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Roof spoiler var. Roof scoop var. Çok fazla seçenek yokmuş bunda. Kapı. Kapıyı da karbon fiber yapıyor ve bu kadar. Ama gayet detaylı. Performans seçeneklerini şu anlık göremedim. Nasıl oluyor bilmiyorum ama interior falan var. Jantlar var. Engine var. Buradan da arabanın motorunu falan güçlendirebiliyormuşuz. Onu da görmüş olduk. Swap falan yapma var. Renk değiştirme. Livery ekleme. Livery'ler acaba beleş mi? Bir bakayım. 50.000 yen. Tamam. O kadar paramız yok. Yani aracı komple baştan sona tıpkı Underground 2'de olduğu gibi tüm detaylarıyla modifiye edebiliyoruz. Gayet güzel. Yavaştan şöyle mavi sembole gidelim ve garajdan çıkalım. Evet yine bir ara sahne gibi bir şey bizi karşıladı. Arabayı çalıştırdık. Japonya'da geçiyor oyun. Assetto Corsa'yı oynadığımız trafik derdi var ya meşhur. Tam da orada geçiyor aslında. Ve saat 8.30 olmuş bile. Arabayı al bak falan derken saat 8.30'a gelmiş. Şöyle hafiften ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi kokpit kamera da var. Hemen kameralara tek tek bakalım. Telefon çalıyor. Bir saniye daha açacağım. İsimsiz yarışçı merhaba. Korkma. Herhalde biz bu elemana borçlanmışız. Garajdan güzel taze bir arabayla çıktım falan diyor. Ama sen bana borçlandın. Paramı bana geri ver diyor. Umarım araba sürmeyi de biliyorsundur dedi. Ve gördüğünüz gibi 4 milyon 800 bin yen paramız var. Daha doğrusu herhalde bu bizim borcumuz mu artık nedir tam olarak anlamadım. Ama borcumuzun olduğu kesin. Şimdi mesaj gelmiş hemen bakalım. Evet mesaj geldi ama niyesi açılmadı. Şu anda bize bir yere gitmemizi söylüyor. Sanırım şu soldan gideceğiz. Arabanın sesini de bir dinleyelim. Arabanın sesi bu arada gayet güzel. Bak iyi dinle. Çok güzel ses yapmışlar. Gayet güzel. Yani grafikler birazcık aslında yeterli böyle bir oyun için. Zaten şu anda ücretsiz ama fazla karanlık. Need for Speed 2015 gibi geldi bana. Birazcık onu taklit etmişler. Yani Japonya'da geçiyor ya oyun. Hani biraz daha ışıltılı olsa o renkli renkli binalar vardır ya. Onlar olsa Tokyo Drift'teki gibi bence daha güzel olurdu. Birazcık fazla karanlık oyun. Sesim yine gitti kusura bakmayın. Bas dayı bas. 200 kilometrede araba kesicide kaldı. Şöyle bir kokpit kameraya geçelim. Assetto Corsa'daki dediğim yer bu arada Tatsumi. Online serverlarda makas attığımız yer. Sağdan gideceğiz bu arada. Dış kamerayı geri alalım. Arabamızı güzelce görerek oynayalım. Kamera açısı mesela şu anda gayet güzel. Hızı hissettiriyor. Mekanikler de hani zaten dümdüz yolda ilerlediğimiz için fena değil. Çok fazla dönüş vesaire yok. Eski Need for Speed'lere birazcık benzettim. Ve şöyle Tatsumi gördüğünüz gibi giriş yapacağız Tatsumi'ye. Saat 9'u çeyrek geçiyor. O kadar olmamıştır dayı. Sen de abartma 2 dakikada geldik buraya. Hemen şöyle geçelim burayı. G Company diye bir çete tarzında bir şey var sanırım. Burada gördüğünüz gibi total kazandığımız para vesaire burada yazıyor. Diğer yarışçıları ara, çağır. Kendi klasmanındaki elemanlarla yarış diyor. Hemen şöyle telefonu açtım. Kendi level'ımıza bakacağım. Şu anda 0. Tamam. Sırasıyla arabaların yanına gidip arabaların level'ına bakacağız.
Ne diyor bu? 2063 rap var. Bunda kaç var? 3500 sanırım gitgide artacak. Nissan Silvia şekilmiş ama bu adamı tokatlayacağız biz dayılar. İlk yarışımıza giriyoruz. Dayısuke'yi arıyoruz. Araç sahibi. Bakalım ne diyecek. Bir sonraki sefer kendine otomatik değil de manuel vitesli araba getir diyor buraya. 330 bin yene hadi bahse girelim. Ve biz de yarışı kabul ettik. 330 bin yen karşılığında bakalım rakibimizi tokatlayabilecek miyiz? Evet geldik ilk yarışımıza. Rakibimiz güçlü Nissan Silvia S15 var. Jantları da bayağı şekilmiş, sevdim. Dayı tatava yapma şöyle hemen. Flash headlight yapalım. Yani ne yaptık? Biz selektör çaktık ve yarışa hazırız diyoruz. Frene basılı tut. Bastım. Başlat dayı. Daisuke kötü başlamış yarışa. Biz gayet iyiyiz şu anda ve elemanı tokatlamaya başladık. Şöyle adamı manyak şekilde tokatlıyoruz. Sanırım maviler checkpoint oluyor. Araç sesleri hakikaten güzel. Sanırım bu oyunu tek kişi yaptı. Ona rağmen muhteşem bir emek var oyunda. Gayet güzel grafikler, gayet güzel sesler. Dinamikler dediğim gibi iyi. Fena değildi zaten yollar dümdüz. Lan çarpmayalım, sakin dur. 200 kilometre hızla otobanla makas ata ata iyi gidi hey be. Biz bu işi Olimpik City'de öğrendik dayı. Bas. Aman çarpmayalım, çarparsak sıkıntı olabilir. Damage falan var mı bilmiyorum ama yine de dikkat etmekte fayda var. Sol tarafta sinyal lost diyor. Aramızdaki mesafeyi gösteriyor normalde ama artık nasıl fark attıysak elemana sinyal bile alamıyoruz. Öyle söyleyeyim size. Bas baba bas. Arabaya şöyle güzel bir modifiye yapıp motoru da güçlendirirsek zaten kimse bizi tokatlayamaz kolay kolay. Haydi. Güzel. Yalnız araba hemen 200 kilometrede keseceğe girdi. Kırmızı checkpoint çıktı bu arada. Muhtemelen finish çizgisi orası. Dönerken kamera çok güzel bir hal alıyor bu arada. Bayağı hoşuma gitti. Need for Speed'in kameralarından daha güzel. Ve ilk yarışta rakibimiz Daisuke'yi tokatlıyoruz. Bakalım nasıl bir ekran çıkacak, nasıl ödüller verecek. Rap puanımız arttı. Paramız da artıyor şu anda. Ve yanında da bir çarpı artıyor. X işareti var. Artık bonus tarzında bir şey midir? Rap puanını etkileyen bir şey midir? Bilmiyorum onu. 1 dakika 36 saniyede yarışı bitirmişken Daisuke 3 dakikada bitirmiş. Adamı resmen 2 kat farka boğmuşuz. Artı X05 dediği de Night Rap'miş. Yani gece puanı, muhtemelen gece gündüz döngüsü olabilir oyunda. Hiçbir fikrim yok. Ama yavaştan biz artık videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Oyunun hem modifiye kısmını, garaj kısmını hem de yarışların nasıl olduğunu size gösterdim. Oyundaki amacımız muhtemelen borcumuzu ödemek ve sokak yarışlarında en üst seviyelere çıkmak, rap puanıyla birinci olmak. Videonun sonuna gelelim artık. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.